2024'ün herhalde altın yıldızı altın oldu. Ne dersin? Gümüş de epey kazandırmış. 2025'te de bu böyle devam eder mi? Evet, seninle biliyorsun yayınlarımızda benim çok üstünde durduğum sürekli olarak altın ve gümüş enstrümanları, bütün enstrümanları, faiz, borsa, Amerikan borsası, Türk borsası hepsinin üstünde getiri sağladı. Dolayısıyla hani biz portföy sepetimizden ben kişisel olarak da altına, gümüşe, fiziki altın, gümüşe ayırdığım bölümünden ciddi anlamda kazanmış oldum. Şimdi bunun teorik olarak da arkasındaki gerçek sebebi iyi analiz etmek lazım. Gerçek sebep aslında uzun vadede yayının başında anlattığımız Amerika'da kimsenin borç vermemek istememesi ve o bu fiyatları bu faizden borç vermek istemedikçe nereye sığınacak adam? Dünyanın öbür kutubuna. Öbür kutubunda kim var? Çin var, Rusya var. Şimdi siz Çin'in veya Rusya'nın para birimine yatırım yapmanız çok mantıklı değil. Çünkü onlar da kendi para birimlerinin dünyanın yeni rezerv para birimi olacağı üstüne bir teorileri yok. İstemiyorlar da zaten şu anda. Ne diyorlar onlar? Biz diyorlar daha sakin, yani özellikle paraları değersiz kılarak yatırım çekmeye çalışıyorlar. Yani Çin ne yapıyor? Ürünlerini satmaya çalışıyor dünyayı. Biz de Türkiye'de anlatmaya çalıştığımız buydu. Yani bu değerli kur, değerli kur. Ya değersiz kurla aslında Çin bütün bu tarih boyunca, son 20 sene boyunca Amerika neredeyse son 10-15 sene Çin'i, kurunu değersiz tutuyorsun, rekabet avantajı sağlıyorsun deyip kızarak ve onu uluslararası arenada sürekli suçlayarak geçti. Yani orada bir başarı, uzun vadede Çin'de bir başarı hikayesi olduysa, bugün dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, yakında da birinci ekonomisi olma kıvamına gidiyorsa, bunun arkasında bu yaptığı para politikasının da etkisi var. Şimdi o da ne yapıyor? Halkı da kendi merkez bankası, Çin'de uzun zamandır altın ihracatı yasak. Yani Çin'den dışarı altın çıkmıyor. Dolayısıyla o altını stoklamaya devam ediyor. Uzun vadede yani altına dayalı bir sistem gelir gelmez tartışması ayrı ama nereye sığınacağız deyince, yani tamam dünyanın rezerv parası dolar iyi yönetilmiyorsa, dünya ekonomileri iyi idare edilmiyorsa nereye sığınacağız? Doğal olarak altına, gümüşe, diğer emtia ürünlerine bir sığınmak. Oralara, ben mesela Türkiye'de bazen yatırım aracı niye yatıralım diye sorulduğu zaman, yani tüketiminiz en yakın, yani et alın, yumurta alın, onlar daha çok kazandırıyor diyorum. Yani stoklayabiliyor olsanız maalesef Evet, en fazla katlayabilirim. kazandıran, evet, yani harcamalarınızı yapacağınız ürünler hepsinden daha çok kazandırıyor. Onun için 2025'te de ben dünyada süper emtia cycle'ının döngüsünün başladığını düşünüyorum zaten. 2023'te başladı, 24'te hızlandı, 25'te de ben bunun artacağını düşünüyorum. Yani bu 2027-28 yılına kadar devam edecek bir döngüdür. Onun için altının, gümüşün, evet, gelişmeler, geri çekilmeler, mutlaka düzeltmeler olabilir. Yani özellikle biraz sertleşirse hareket önümüzdeki günlerde, mesela atıyorum altın 3000 dolarların üstüne de oralara da test ederse mutlaka bir miktar satış gerileme olacaktır. Ama uzun vadede çok daha fazla potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Onun için geri çekilmelerde birazcık bu tip yatırımlara bakmak lazım. Geri çekilmelerde altının, gümüşün 2025'te de yine kazandıran enstrümanlar olma ihtimali çok yüksek görüyorum kişisel olarak. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de artık ne zaman seninle yayın yapsam muhakkak altın gümüş sorma zorunluluğu hissediyorum. Gerçekten 2024'te altının yılı olduğu gibi geliyor. Benim çevremde birçok çalışan kadın arkadaşım altın gününe katılıyor biliyor musun Devrim? Yani bu bizim Döndük, annelerimizin yaptığı bir şeydi ya da Seksenlerin olgusu. anneannelerimizin. Aynen. Bayağı evet yani 70'lerin, oraya döndük. Back to basic gibi bir şey oldu. Yani çevremde 4-5 arkadaşım da çok yakın zamanda duydum. Ya ben altın grubuna katıldım. Ben işte altın günü yapıyoruz falan. Ama tabii annelerimizinkinden, anneannelerimizinkinden eksik olan bir şey var. O mükellef sofralar yok. Çünkü yani misafir ağırlamak da bir dert artık. Dışarıda bir kafede buluşuluyor ve o peki altına ben şöyle bir şey kimdeyse ona söyleyeyim sadece şimdi. altın takdim ediliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. 2025'te yavaş yavaş o gümüş gününe doğru dönebilir. Altın daha da pahalanırsa ve bu ekonomik ortamda daha iyi gitmezse, ki öyle gözüküyor, yavaş yavaş o altını alamıyoruz. Bari artık gümüş almaya başlayalım. Gümüş şeyler verilmeye başlanacak. Çünkü o da altın gittikçe biliyorsun altının tarihte gümüşsüz gittiği bir dönem yok. Yani önce altın gidiyor,
Gümüş biraz atıl kalıyor. Daha sonra altını artık dünyanın şeyi alamamaya, pahalı bulmaya başladığı yerde gümüş de bir yatırım aracı olarak öne çıkmaya başlıyor ki gümüşün bir de endüstriyel özellikleri şimdi bu son rallide öne çıktı. Yani bu solar panellerde kullanımı şu bu filan. Dolayısıyla hani gümüşü de en azından altını almak pahalı oldu, zor oldu diyenler için bir hep alternatif, bir kenarda alternatif olarak tutmakta fayda görüyorum ben. Gümüş günü yapabilirsiniz yani. Aynen. Hani altın pahalı gelirse gümüşe geçirsiniz. Aa, çok güzel. Bakıra dönmeyelim de. Bakıra dönmeyelim. Ah, evet. Evet. Yani yarın öbür gün onlar da olabilir. Çok teşekkür ediyorum Devrim. Çok keyifli bir sohbet oldu her zamanki gibi. Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Bakalım Amerikan seçimi seçimlerinden kim galibiyetle çıkacak. O sonuca göre belki yine önümüzdeki süreçte bir yayın daha planlarız. Ben teşekkür ediyorum. Harika soruların ve güzel yayın için teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler. Böylece bir yayının daha sonuna geldik. Haftada bir ekonomi yayını yapmaya gayret ediyoruz. Devrim Akyıl'la konuştuk. Gerçekten bence bir sürü manşet çıktı bu söyleşiden de. Amerikan başkanlık seçimi belirleyici olacak. Artık onu hepimiz biliyoruz ve oradan çıkacak sonuç Türkiye ekonomisini, Türkiye'deki kabineyi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın politikasını da etkileyecek Devrim'in söylediklerinden anladığımız kadarıyla ve önümüzdeki süreçte yatırım tavsiyesi olmak olmamakla birlikte altın ve gümüşe dikkat edin dedi Devrim Akyıl. Tekrar hatırlatmak isterim. Videomuzun, söyleşimizin bir sponsoru var, Bitlo. Kripto yatırımların hızlı, kolay ve güvenilir bir adresidir. Siz de eğer bu alana ilgi duyuyorsanız Bitlo'ya göz atmanızı tavsiye ederim. Bitlo'yu keşfetmek için, üye olmak için videonun altındaki açıklama metnine bakabilirsiniz. Orada bir link mevcut. O linke tıklayarak çok hızlıca abone olabilirsiniz, üye olabilirsiniz. Bitlo'ya 190'dan fazla kripto parayla işlem yapma şansınız var. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu sohbeti izlemelisin dediklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo kripto para platformu sundu.